Diyodu YouTube kanalından herkese selamlar. Cazgır'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. İlk defa bu video ile tanıştığımız izleyiciler için Cazgır her bölümde farklı bir müzisyen arkadaşımızın konuk olduğu bir video formatı. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Zeynep Öğütverici. Hoş geldiniz. Hoş buldum, merhaba. Sorularımıza sevgili Zeynep Hanım'ı bu bölümde tanıyor olacağız. Tüm izleyicilerimize keyifli seyirler. Hemen ilk sorumla başlıyorum. Sizi tanıyabilir miyiz? Zeynep Öğütverici kimdir? Zeynep 18 yaşında, liseyi yeni bitirmiş, müzikle ilgilenmeyi çok seven biri ve bu şekilde. Müzikle yolunuz ne zaman kesişti? Dördüncü sınıfın sonlarına doğru bir anda söylemeye başladım kendi kendime. Daha sonrasında da beşinci sınıfta öğretmenlerim keşfetti beni. İşte okul korolarında, programlarda sahneye çıkardılar. O gün bugündür söylüyorum. Müzikte şu an neler yapıyorsunuz ve gelecek planlarınız neler? Müzikle gitar çalıp şarkı söylüyorum. YouTube'dan altyapı bulursam onun üstüne söylemeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla vakit geçirdiğimizde birlikte söylüyoruz. Onun dışında kariyer olarak gelecek planım yok aslında. Hobi olarak devam etmeye çalışıyorum. Hazırladığınız içeriklerin üretim sürecinden bahseder misiniz? İzlediğimiz bu videolar nasıl ortaya çıkıyor? Bir kitaplığın üstüne, bir bardağın arkasına mesela koyuyorum. Birkaç kez böyle olana kadar, yani içmesine kadar çekim alıyorum. Ondan sonra eğer hoşuma giden ya da gitmeyen şeyler varsa ona göre ayarlayıp koyuyorum. Aslında bir günde bile birkaç çekim alabiliyorum. Yani çok uzun sürmüyor aslında. Müzik yolculuğunuz süresince başınızdan geçen bir olayı anlatabilir misiniz? Bir sahneye çıkma olayım olmuştu. Aslında yani koroda bulunacaktım ama sahnede çok kalabalık oluyor diye birkaç kişiyi çıkartmak istediler. Bunlardan biri de ben oldum aslında. Sahneden biraz sinirle inmiştim bu sebeple. Ama sonra da tekrardan çıkardılar. Bir gurur hissettim. Bunu anlatabilirim. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Öncelikle müziği sevmek çok önemli. Gitarı ya da herhangi bir enstrümanı sevmek de çok önemli. Sadece müziği sevmek, dinlemeyi sevmek bile yeterli. Okulda programlarla, provalarla kendimi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir de arkadaşlarımla eğer söylersem, eğlenmeden, söylemekten çok hoşlandığım için bu şekilde motive ediyorum aslında. Şarkıyı söylerken yaşadığım hissi başka şeyler bana vermiyor bazen. O yüzden bu şekilde motive oluyorum. Müzikle uğraşan kişilere tavsiyeleriniz neler? 5. sınıfta hem şarkı söyleyerek hem de bu pandemi döneminde gitara başladım. Evde kendim öğrendim. Yani aslında yılmamak önemli bu şeyde. Ayrıca söylemekle de alakalı aynı şekilde. Mesela bir iki sene önce söyleyemediğim şarkıyı şu an çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum. Bu da sürekli söylemekle, sürekli çalmakla, kendini geliştirmeye çalışmakla alakalı. Yılmamalarını tavsiye ediyorum. Cazgır'da olmak nasıl bir his? Burada olmaktan memnun musunuz? Daha önceki programlarınızı da izledim ben. Orada da çok samimiydiniz. Şu anda da hani çok samimisiniz. Konuşmalarımız da çok olumlu ilerledi bu süreçte. O yüzden memnunum tabii ki. Teşekkür ederim. Sizden bir canlı performans alabilir miyiz? Tabii ki. İnsan tarifi zor söyle.
performansınız için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim dinlediğiniz için. Kıymetli izleyenler, Cazgır'ın bu bölümünü burada sizlerle birlikte noktalıyoruz. Bu bölümkü konuğumuz sevgili Zeynep Öğüt Vericiydi. Tekrar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hazırladığımız bu bölümü beğendiyseniz bu videoyu beğenmeyi ve bölümle alakalı düşüncelerinizi, fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere iletmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde tekrar görüşebilmek dileğiyle.